Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azgemseri kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Cuma gününün ilk videosuyla karşınızda. Bundan sonra ise FIFA videosu gelecek. Bunu da belirteyim. Arkadaşlar bugün şampiyonluk maçında en iyi forvetlerimi oynatacağım. Bitirim üçlü diyorum ben buna. Gerçekten bitirim üçlü. Uzun boylu oyuncular. Birinin boyu 2 metre. Peter Crouch, Makienok, Simon Makienok 2.01 ve Ronan 1.95. Bunların hepsini geliştirdim. Burada Cristiano Ronaldo'yu da geliştirdiğimi görmektesiniz. Ve Subasic. Ve burada Alex de Souza. Toplam 6 tane siyah oyuncum var. Orta sahada kimleri oynatıyorum? Uzun boylu bir oyuncu olan Osterwijk'i oynatıyorum ki hava toplarına hakim olsun. Burada Gerrit Bale'i oynatıyorum. Burada da Paulo Dybala'yı oynatıyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir mücadele olacak. Hemen videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden bir like bir yorum. Lütfen bir like bir yorum. Benim için gerçekten önemli. Eğer bunları yaptığınız takdirde kanalınıza bir avantaj sağlamış olursunuz. Ve şampiyonluk maçında tabloya bakalım. Barcelona Chelsea deplasmanında bizim 4 mağlubiyetimiz hep bir çık olduğu için şimdi onu da göstereceğim size biraz sonra. 30 puanımız var. Chelsea ve Barcelona. Şimdi ben bugün kaybedersem Chelsea ve Barcelona maçının galibi şampiyon olacak. Chelsea'nin aslında bir şansı yok ama Barcelona çok ciddi bir şekilde var. Tabii ben bugün yenilmeyeceğim. Ancak bir challenge yapmaya karar verdim. Gollerin hepsini ya ceza sahası dışından veya kafayla atmaya çalışacağım. Bunu yaptığım takdirde arkadaşlar bu işten İyice sıyrılacağımı düşünüyorum. Burada yaptığım gir çıkları görüyorsunuz. Napoli, Toulouse. Burada başka kim var? Real Madrid var. Başka gir çık yaptığım Chelsea maçı var. Bir tane daha maç var. Roma maçı arkadaşlar. Gir çık yaptığım maçlar bunlarıydı. Çok fazla lafı uzatmadan şu videoya geçelim. Mükemmel üçlümü tanıttım. Peter Crouch, Makienok ve Ronan. Bunlar online'da da büyük işler yapıyor arkadaşlar. Bakın online'da son iki maçımı 3-1 ve 4-1 kazandım. Bunlar maçın yıldızlarıydı. Kayıtlar kısmında online'da kazanma yüzdemi %52 yaptım ve son 5 maçımı hepsini kazandım. Gerçekten iyi ilerleyişim sürüyor. 5. ligdeyim. 6. lige çıkmak için elimden geleni yapacağım. Kaptanımız kim? Kaptanımız Gerrit Bale olarak gözüküyor. Bakalım şu mücadeleden nasıl bir galibiyet çıkaracağız. Ya kafayla ya da uzaktan şutlarla Arsenal ağlarını havalandırmaya çalışacağız. Az biraz ses verelim. Evet değerli takipçilerim, sizden sadece bir like ve bir yorum istiyorum. Fazlasını istemiyorum. Hadi bakalım. Şimdi Makienok. Arkadaşlar şu sistemi de iyi oturturum ya. Üçlü defans ve üçlü defansın hepsi uzun boylu. Osterwijk da benim iyi oyunculardan bir tanesi. Şimdi Ronan. Makienok'a gelmedi. Makienok. Paulo Dybala. Pası gelmedi. Tekrar Dybala. Dybala'dan Makienok'a. Makienok çok güzel pas. Ronan. Ronan olmadı. Cristiano Ronaldo. Şimdi döndü. Ronaldo iyi orta gol getirir. Bomboş. Peter Crouch. Kaleci. Per Mertesacker. Pasını aktardı. Gerrit Bale. Gene iyi orta gol getirir diye. Lanse ediyorum. Dybala. İnanılmaz bir kafa golü. Paulo Dybala. Beklenmedik oyuncudan gol geldi. AM pozisyonunda oynattım. Ve 3-4-3'ün geride olan iki oyuncusundan bir tanesi. Paulo Dybala. Öyle güzel bir gol attı ki arkadaşlar. Çok güzel bir kafa golü. Kafa gollerinden bir videom olacak. O yüzden hemen şöyle kaydediyorum. Tekrarını izlemek isteyenler için. Bale ortaladı. Dybala öyle bir yere kafa attı ki. Hadi bakalım. Makienok. Peter Crouch. Pası. Ronan. İnternetten dolayı bir kasma olabilir. Bilseydim interneti kapatırdım. Şimdi Cristiano Ronaldo. Pası. Ronan. Asla Ronan'ı alıp dönecektim ama. Bunda pek başarılı olamadım. Bir önceki videoda canlılıktan bahsetmişsiniz ve beğenmişsiniz. Videoda kaliteden. Şimdi Ronaldo öyle bir vurdu ki. Daha iyisi gelebilirdi. Şimdi Peter Cech. Arkadaşlar galip geldiğimiz takdirde kesinlikle şampiyonuz. Dybala harika pas. Ronan'a. Ronan. Ronan ceza sahası dışından. Peter Crouch. Vurmayacağım. Sadece kafa ve challenge'ımız uzaktan şutlarla olacağı için. Şimdi Dybala'ya gelirim ve Dybala top gelmedi. Crouch. Dybala tam ceza sahası yayına girerken Osterwijk güzel pas Dybala'ya. Dybala pası Peter Crouch, içeride Simon Makienok. Bomboş rushata gelmedi. Coates kullanmasın. Buradan Gerrit Bale güzel ortayla skoru 2-0'a getirecek pozisyonu bulacağız. Kafayla olması önceliğimiz. Coates. Bakın arkadaşlar uzun boylu oyuncu her zaman avantajdır. Bunu unutmayın. Eğer özelliklerini geliştirdiğiniz zaman çok atik ve hızlı da olabiliyor. Şu an Sebastian Coates'in hızı 100
Ve kafa özelliği çok çok iyi. Tabi Petric'e sadece baka kaldı. Peter Crouch. Pası Ronan'a. Ronan. Çok güzel hareket. Ronan bir şut gelmedi. Gol gelmedi en azından. Şut geldi de. Şimdi Cristiano Ronaldo. Alır mı? Aldı. Ronaldo yerde kaldı. Şimdi Mackinock. Çok güzel pas. Ronan'a. Ronan. Gareth Bale. Ronan. İnanılmaz bir vuruş ama gelmedi. Peter Crouch. İlk yarı 2-0. Çok çok üstün oynadık. Ve oyundan da zevk aldık. Oyundan da zevk aldık. Peter Crouch gelmedi. Maki Yenok. Top geldi Ronan'a. Ronan harika bir şut. Gol gelmedi. Şimdi bir korner atışı daha. Bunu kullanacak olan oyuncu Coates değil. Burada Ronan'la kullanalım mı? Ronaldo kullansın. Ronaldo'dan da bir asist. Fena olmaz. Ortaladı Ronaldo. Maki Yenok. 3-0. Alınsi uzun boylu oyuncuların avantajı. Simon Mackinnock. Bu kadro efsane. Ben bu kadroyu Dream League Soccer 2019'da da kuracağım. Bu kadroya da bir isim istiyorum sizden. Buraya kadar izliyorsanız bu kadroya bir isim verir misiniz? Yorumlara hemen bekliyorum. Mackinnock. Peter Crouch'a. Peter Crouch. Uzaktan bir şut. İşte challenge'ımıza yakışan bir gol daha. Peter Crouch. Ne demiştik? Ya kafayla ya da uzaktan şutlarla. İşte Peter Crouch. Öyle güzel. Çivi gibi çaktı. Çivi gibi. Peter Crouch çivi gibi çaktı. Tam tamına 4 gol. Ve oyundan o kadar zevk alarak oynuyoruz ki şu an. Şimdi Ronan. Ortası. Peter Crouch. Kalecimi top üstten dışarıda. Uzun boylu Crouch golü değerlendiremedi. Pedric'e çok çok büyük bir hata. Simon Mackinnock. Simon Mackinnock kaleci. Dönen pozisyon Ronan. Dybala'ya. Dybala. Dybala üstten dışarıda. Çok güzel bir ayağının üstüyle ama gol gelmedi. Welbeck Aaron Ramsey ile yer değiştirdi. Şimdi indirir benim oyuncum uzun olduğu için. Şimdi Mertesacker. Gareth Bale'den güzel bir asist gelir mi? Gareth Bale. Öyle güzel bir asist geldi ki. Şimdi Ronan. Yani bunu değerlendirebilirdim be Ronan. Coates. Mackinnock. Mackinnock. Benim canavar Mackinnock. Mackinnock. Yandan dışarıda. Adam öyle bir atak, öyle bir güzel oynuyor ki. Mackinnock. Şimdi Peter Che. Osterweig. Şimdi bir de uzaktan şut. Çok çok. Üstten dışarıda Simon Mackinnock. Aubameyang çıktı. Arsenal'da beklentileri karşılamayan performanslara karşılık oyuncu değişiklikleri geliyor ama bu online olmadığı için. Dybala. Ronaldo'dan bir gol istiyorum ya. Osterweig. Ronaldo'ya. Ronaldo. Gelmedi. Dybala. Ronaldo kendi topunu aldı. Orta sahadan topu sürdü. Ronaldo. Bir daha Ronaldo. Yerde kaldı. Şimdi Ronaldo. Çekti. Aldı. Verdi. Ya bu şutun hakkı goldü. Beşinci gol için çok çok avantajlıyız ki Peter Crouch indirdi. Ronan'a gelir mi gelmedi. Simon Mackinnock. Peter Crouch. Gol gelmedi Ronan. Şimdi Ronaldo'dan bir gol istiyorum. Ronaldo öyle kötü bir vurdu ki. Son anda deep eti çevirmeyi unuttum. Ve skor 4-0'la herhalde yetinip şampiyonluk bizim. Son sayılı dakikalar ve şampiyonluk Ayaz Game TR'nin. Şimdi Cristiano Ronaldo. Flint. Son pozisyon. Şimdi Ronan'a. Ronan. Peter Crouch. Olmadı. Şimdi Ronaldo'ya. Gol için geliyorum. Offside'e takılmasa orada. Ronaldo ile belki 5. golü bulacağım. Sağlık olsun. Şimdi Ronan. Ronan. 5-0 tam yayın dışından. Challenge'ımız başarıyla sonlandı.
ve Ronan bizim diğer kaliteli oyuncumuz bakalım challenge içerisinde olan bir gol mü? Tam ceza sahası dışından. Skor 5-0 ve şampiyon Ayaz Game TR. Artık ulusal lige çıkabiliriz. Şampiyonluk kupası ya McKinnock'un elinde ya da Gareth Bale'in elinde olması lazım. Evet, Gareth Bale. Şampiyonluk maçı 5-0'la sonlandı. Çok kaliteli maç. Farklı farklı oyunculardan gol gelmesi oyuna renk kattı. Ve Ayaz Game TR gerçekten uluslararası kupaya katılmayı hak kazandı. Bu All Star maçından sonra uluslararası kupa gelecek arkadaşlar. Onun içinse sizden bekliyorum yorumları. Yorumlar geldikten sonra sizlerle güzel bir maç daha yapacağız arkadaşlar. Transfer önerileriniz varsa uzun boylu oyunculardan olması benim için iyi. Mesela burada Issa Diop'u gördüm. Bunu kullanabilirim belki de. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.